Yargıtay Ergenekon davasında hükmü bozdu. Ergenekon isimli bir terör örgütü yoktur diye karar verdi. Tam basın toplantısına girerken bizim elimize geldi. Maalesef Türkiye AKP iktidarıyla birlikte hemen iktidardan 1-2 sene sonra başlayan bu dava süreçlerini yaşamaya başladı. Ve maalesef yıllarca Türkiye'nin gündemi bununla meşgul edildi, bunlarla meşgul edildi. Yüzlerce insan haklı haksız yaş kuru demeden içeriye alındı. Hapis cezaları yattılar, tutuklu kaldılar. Daha sonra işte suçsuz bulundular. Ve şimdi devlet bunlara milyonlarca, trilyonlarca tazminat ödüyor. Şimdi aynı benzer davalar devam ediyor. Yani 2004'te farklı kesimler, 2009'da farklı kesimler, 2011'de farklı kesimler, şimdi de farklı kesimler. Aynı davalar devam ediyor. Yarın bugün süren davalara da birilerine gelip kumpas davaları açacak. Yarın da bugünler için aşırı tazminatlar ödeneceği iktidar değişikliğinde gün gibi ortada. Peki niye adalet sistemimiz, yargı sistemimiz çökmüş, tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybediyor? Eğer sizin adalet sisteminiz çöker, tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybederse, işte döneme göre, zamana göre, şartlara göre bu tür kararlar alınır. Dün suçlu dedikleriniz bugün suçsuz ilan edilir. Bugün suçlu dedikleriniz yarın suçsuz ilan edilir. Böyle mahkeme olur mu ya? Böyle adalet sistemi olur mu ya? Adalet adamlarımıza seslenmek istiyorum. Yargıdaki hakimlerimize, savcılarımıza seslenmek istiyorum. Ya kırın zincirlerinizi kardeşim. Bırakın siyasi iktidara göre, siyasete göre tavır almayı, karar almayı, mahkemeler açmayı, mahkemeler sonlandırmayı bırakın. Doğru neyse, hak neyse onu yapın. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapın. Bedeli millet ödüyor ya. Bedeli millet ödüyor. Bedeli insanlarımız ödüyor. Bedeli devletimiz ödüyor. Bu bedeli millete, devlete, ülkemize ödetmeye hakkınız yok kardeşim. Eğer bu insanlar suçsuzsa niye yıllarca yattılar? Niye hak mağduriyetleriyle karşı karşıya kaldılar? Bunları mahkum edenler de benim hakim ve savcılarım, şimdi suçsuz bulanlar da benim adalet sistemimin hakim ve savcılarım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama maalesef Türkiye böyle devam ediyor ve parçalanmış, ayrışmış, kamplaşmış bir Türkiye. Herkes kendi penceresinden bakarak olayları değerlendiriyor. Ama biz bugüne kadar asla kendi penceremizden bakarak değerlendirmiyoruz. Hak neredeyse biz orada işledik. Bundan sonra da hak neredeyse biz orada olacağız ve orada izlemeye devam edeceğiz. Ama evvel emirde bizden de önce yargıçlarımızın, adalet adamlarımızın orada olması lazım. Bunun için de dediğim gibi Türkiye'nin yeni sivil, demokratik bir anlayışa ihtiyacı var. Yargının, yürütmenin tasavvutundan, işgalinden, tahakkümünden kurtulmaya ihtiyacı var. Tam tarafsız ve bağımsız olması lazım. Şu anda yargının, aynen yasama gibi yürütmenin tasavvutu altında, tahakkümü altında olduğunu maalesef yaşıyoruz, yaşayarak diyoruz. Bizzat milletvekilleri bunu söylüyor ya açıkçası. Diyor ki yasamada bizde, yürütmede bizde, yargıda bizde diyor. Evet, değerli arkadaşlar ben tabii bir haksız yere hangi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, en zıt fikrimizle karşımızda dahi olsa bir insanın haksız yere
bir saat bile gözaltına alınmasına tahammülümüz yok. Bırakın aylarca, yıllarca tutuklu kalmasına. Hele ki itibar kaybediyorlar. Toplum nezdinde suçlu hale getiriliyorlar. Yani bunun ahirette de hesabı verilmez. Onun için bunlara müsaade edilmemesi lazım. Bunların düzeltilmesi lazım. Bunu da dediğim gibi anayasa değişikliği şart. Çünkü maalesef mevcut iktidarın ve hükümetin yargı sistemimizin bağımsızlaştıracak ya da tarafsızlığını sağlayacak adımlar atmaktan öte tam tersine kendi yanına almaya çalışan girişimleri var. Bütün düzenlemeler buna göre yapılıyor. Bu da bizi ziyadesiyle üzüyor. Ama onu yapanları da uyarıyor. Polis bayağı ilgili bir gün sizi de bulur. Geçmişte yapanları vuruyor şu anda. Yarın sizi de vurur. Onun için herkesin yardımının üstünden ve içinden elini çekmesi.